Günaydın, günaydın, günaydın. Bugün 18 Mayıs 2019, günlerden cumartesi, saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ben Sinem Fıstıkoğlu. Bir haftalık aranın ardından kaldığımız yerden gündemi değerlendirmek, hayata farklı bir bakış açısıyla bakabilmek, güzel konuklarla güzel sohbetler edebilmek için yeniden sizlerleyim efendim. Umarım ve dilerim güzel bir gün geçirirsiniz, güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Gelişmeler yine son 24 saatte Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler yine gayet baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Malumunuz önümüz yine seçim. Ancak şu an gündemdeki en önemli siyasi gelişme yarın. Yarın Samsun'da düzenlenecek 19 Mayıs törenlerine devletin zirvesi ve siyasi parti liderleri katılacak. Bazıları da katılmayacak. Peki bu 19 Mayıs törenlerine hangi siyasi parti liderleri katılacak? Kim ne gerekçeyle katılmayacak? Birazdan ayrıntılarıyla ekranlarınıza getireceğiz. Dünün önemli haberlerindendi. Bugün biz de akışımızda yer verdik. Milli Eğitim Bakanlığı bir kez daha eğitim sisteminde değişiklik için düğmeye bastı. Peki yazboz tahtasına dönen eğitim sistemindeki değişiklikler neleri kapsıyor, neleri öngörüyor? Bu değişiklikleri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararını da yine sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Yaklaşık 2 saat sürecek programımızda. Gazetelere bakacağız. Gazeteler günün gelişmelerini manşetlerine hangi başlıklarla taşımışlar? Birlikte okuyacağız, yorumlayacağız. Sizler de görüş, öneri ve eleştirilerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz lütfen bize ulaşınız. Bizim izleyicimiz bize nasıl ulaşacağını zaten gayet iyi biliyor. Telefonlarımız sizler için her daim açık ama telefon hiç açmam. Ben elektronik posta yoluyla ya da sosyal medya üzerinden size ulaşırım diyorsanız ona da tamam efendim. Zira bizim için değerlisiniz. Görüşleriniz bizim için kıymetli. Şimdi o zaman hiç vakit kaybetmeden siyasi gelişmelerle başlayalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programına katıldı. Orada da önemli bir cümle kurdu. Yine gündeme damgasını vuracak bir açıklama yaptı. Ergenekon kumpasının düğmesine basan dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü övdü. Saygı duyarım dedi. İnsanlarla ilişkilerim çok iyidir. Evet. Bir televizyon programına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dış politika ile ilgili bütün gelişmeler muhalefet liderlerine bildirilir. Şöyle bir olay var ve biz şu olayı alıyoruz. Şimdi yapılıyor mu? Hayır efendim, yapılmıyor. Abdullah Gül bunu yapıyordu. Davutoğlu da bunu yapıyordu. Anladım. Ben onlara saygı göstermez miyim? Saygı duyarım. Kılıçdaroğlu, Ergenekon tertibinin düğmesine basan isim olan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü övdü. Abdullah Gül tarafsızlığını olabildiğince koruyan bir Cumhurbaşkanıydı. Kendisine saygı duyarım. Arada bir giderdik, görüşürdük. Abdullah Bey davet ederdi, giderdik. Sayın Cumhurbaşkanı. Devlet işlerini mi görüşürsünüz? Tabii elbette bana düşüncelerimi alırdı ve ben de aktarırdım düşüncelerimi. Gül, Ergenekon tertibinde yönlendirici olmuş. Daha Ergenekon kumpası ortada yokken bir evde bulunan bombalar için bu bombalara dikkat edin, bunların arkası gelecek demişti. Gül, kumpas davası için bir savcı bulun talimatını da vermiş, basında çıkan uydurma delillere hep destek olmuştu. Düşürme darbeyle düşürme çerçevesine suçuyla bazı askeri personeli, bazı sivil insanları, bunların arasında bazı gazetecileri de yargılıyorlar. Kılıçdaroğlu eski Dışişleri Bakanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu yüceltti. Davutoğlu, teröristlerin Türkiye'de tedavi edildiği, dış politikada Türkiye'nin çıkmaza girdiği dönemde görev yapmıştı. Sayın Davutoğlu ile defalarca görüştüm. Davutoğlu ile onun daveti üzerine de görüştüm. Benim talebim üzerine de Davutoğlu ile görüştüm. Dönemin Başbakanı Davutoğlu da Ergenekon kumpas davasının arkasında duran isimlerdendi. Biz Ergenekon'un vesayetiyle mücadele ettik. Tarafsızlık yetmez. Hatta bazen de taraf olmanız gerekir. Üstelik Sayın Gül Ergenekon döneminde gayet de taraftı. Hem de çok net bir taraftı. Bilenler bilir, hatırlayanlar hatırlarlar. Mazi kayıt altında efendim. Kimse neyin ne olduğunu, kimin o dönem ne söylediğini unutmuyor. Şimdi yarın çok önemli bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı Samsun'a çıkışının yarın itibariyle
100. yıl dönümü efendim. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarın Ankara'da bir devlet töreni düzenlenecek. Günler öncesinden, daha doğrusu tam 3 gün öncesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi parti liderlerine HDP hariç davetini yaptı. Kimi lider önce kabul etti, ardından reddetti. Kimi önce reddetti, sonra kabul etti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de davet edildi. Yarınki devlet töreni için Perinçek ve ekibi yarın Samsun'da olacak. 81 ilden ve İktidar ve muhalefet Samsun'daki 100. yıl buluşmasında olacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek törenlere Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edildi. Türkiye 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın fitilini ateşlediği Samsun'da bir araya gelecek. MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da düzenlenecek resmi törenlerde olacağı açıklandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise törene katılmayacak. Cumhurbaşkanlığınca Samsun'da düzenlenecek kutlama törenine Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Vatan Partisi Öncü Gençlik, Türkiye Gençlik Birliği de davet edildi. Türkiye Gençlik Birliği demişken hemen hatırlatalım, programımızın ikinci bölümünde yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olması hasebiyle gençleri konuk edeceğiz efendim. Türkiye Gençlik Birliği'nden gençler bizlerle olacak, çok önemli projelerini bizlerle paylaşacak, sizlerle buluşturacağız bu gençleri efendim. Gençler çok önemli, gençlik çok önemli ama o gençliği nasıl bir eğitimle hazırlıyoruz hayata, nasıl karışıyorlar, nasıl bir eğitim sistemiyle giriyorlar hayata? Eğitim demişken o zaman bu haberi de şimdi verelim. Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karar aldı, yine bir karar aldı ve eğitim sisteminde değişikliğe gidiliyor efendim. Eğitim sistemi tam anlamıyla yapboz tahtasına döndü. Yani eğitim sisteminin bütününün bir parçası olarak değerlendirilmesinde yarar var. Türkiye'de yapboz olan eğitim sistemi yine değişiyor. Detaylı bir görmek lazım tabii ki haberleri. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Yeni orta öğretim modeli reform adıyla kamuoyuna duyuruldu. Ziya Selçuk bu işi Türkiye'de iyi bilenlerden biridir. Bunları biraz daha açması gerekiyor. Yani insanlar ne dedi filan diye düşünmemeliler. Altını doldurmak gerekiyor. Projenin ayrıntılarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklayacak. Umuyorum iyi olur. Akıl galip gelir umuyorum. Kapsamlı açıklama öncesinde yeni sistemin ana hatları ortaya çıktı. Yeni orta öğretim modelinde dikkat çeken değişiklikler mevcut. Ders sayıları azaltılacak, liselerde kariyer ofisleri oluşturulacak, 12. sınıflarda ders saatleri azaltılacak, destek çalışmaları getirilecek. Çocukların geleceklerine dair projeksiyon yapmalarını, ben hayatımı şöyle kazanacağım, şunu yapacağım, üretime böyle bir katkım olacak, altını çiziyorum, üretime katkım olacak. Üretim içindir çünkü bütün bunlar. Bunları planlayacak ve çocuğa bunları lisan-ı münasiple anlatacak kariyeristlerin, danışmanların, baba danışmanların olması gerekiyor. Bu nedenle çok doğru bir şey bu. Yani bugün medyaya yansıyanın içinde en önemsediğim bölüm burası. Çünkü iyi yönlerini bulmadım ki. İyi yönlerini düşünmüyorum ben onların, asla yapacağı hiçbir şeyi bulmuyorum. Ne bileyim, kaygılıyım ya. Öyle. Nasıl bir sistem olmasını isterdiniz çocuğunuzun geleceği için? Ya daha açık, daha düzgün. Değil mi kumsal? Değişiklikler bununla da sınırlı değil. Taslağa göre öğrenciler istediği dersleri seçebilecek. Ayrıca her yıl Haziran aylarında ders yerine proje sunumları, portfolyo hazırlama gibi yaşam becerilerine yönelik etkinlikler düzenlenecek. Bir başka dikkat çeken yenilik ise bilgi kuramı dersinin zorunlu ders olarak müfredata girecek olması. Eğitim uzmanı Cihat Şener yeni sistemin ana hatlarını yorumladı. Bilgiyi edinme, öğrenme, bunu kullanma, yaşama uygulama, teoriye uygulama, teknolojiye uygulama, bilgi kuramı bu. Bilgilenmek ama bunu kullanılır hale getirmek. Kullanılır bilgiyi üretmek dersi o. Sistemdeki bir diğer kanayan yara da eğitimcilerin durumu. Maliye Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na daha çok kadro vermesi lazım ki açıktaki bekleyen öğretmenleri alalım. Öğretmen yetiştirdiğimiz kurumlardaki öğretmenlerimizi, öğretmen öğretmenlerini bir gözden geçirelim. Müfredatları gözden geçirelim. Yeni yetiştireceğimiz öğretmenlerin ekonomilerini düzeltelim.
var olanlarınkiyle birlikte. Finlandiya niye birinci olduğunun cevapları yukarıdan aşağı sıralanınca üçüncüsü ne biliyor musun? Özlük hakları. Öğrenci daha o sisteme alışamadan yeni sistem getiriliyor. Tam olarak kariyer planlamasını yapmaya karar vermişken bir diğer sistem getiriliyor. Dolayısıyla sistem değişikliğine gidildikçe öğrencilerin de aklı karışıyor elbette. Umarız bu son tadilat olur eğitim sistemi üzerindeki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin hamlelerine bir bakmakta fayda var. Zira boş bırakılmaya gelmeyen noktalardan, yerlerden bir tanesi. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki provokasyon eylemlerine devam ediyor. Dün Birleşik Devletler donanmasına ait güdümlü destroyerler Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı. Şimdi gözler bu geçişe Tahran'ın vereceği yanıta çevrildi. ABD donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri USS Gonzales ile USS McPhail'un Basra Körfezi'ne giriş yaptıkları öğrenildi. ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nün Savunma Bakanlığı'ndaki kaynaklara dayandırarak yaptığı açıklamada, savaş gemilerinin herhangi bir zorluk yaşamadan ve İran güçlerinin herhangi bir taciziyle karşılaşmadan sorunsuz bir şekilde ilerlediği belirtildi. ABD'nin söz konusu adımlarını psikolojik savaş olarak nitelendiren İran ise her türlü saldırganlığa karşı hazır olduklarını ilan etti. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, askeri hazırlıklarının en üst düzeyde olduğunu belirterek, ABD ve Siyonist cephe bu kez de yenilginin acısını tadacak dedi. Olası bir Amerikan saldırısına İran'ın Hürmüz savunma planının hazır olduğu belirtiliyor. Askeri kaynaklara göre İran ordusu ve İran devrim muhafızlarına bağlı deniz kuvvetleri, denizaltı ve suüstü birlikleri olası her senaryoya hazır. Peki İran savunmasına üstünlük sağlayan stratejik unsurlar neler? Bölgenin savunmasında İran'a alan üstünlüğü sağlayan Bueşehir, Bender Abbas, Hürrem Şehir olmak üzere 3 deniz üssünün önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor. Basra Körfezi içerisinde İran'ın elini kuvvetlendiren bir diğer üstünlükse körfezdeki adalara kurulmuş askeri deniz üsleri. İran'ın Farsi askeri deniz üssü Larak ve Siri ile Ebu Musa askeri deniz üssünde bulunan askeri kuvvetlerinin olası bir saldırıda savunma kalesi konumunda olacağı tahmin ediliyor. İran'ın olası Hürmüz savunmasında denizaltı kuvvetleri de önemli bir rol üstlenecek. İran'ın mini denizaltı filosu sabotaj kabiliyetleri bakımından uçak gemilerinin korkulu rüyası olarak değerlendiriliyor. İran'ın denizaltı filosunda ayrıca Kuzey Kore yapımı süper küçük denizaltılar da yer alıyor. İran donanmasının su üstü filosunda da füze gemileri, anti denizaltı gemileri, çıkarma ve mayın tarama gemileri ayrıca hücum botlar yer alıyor. Hürmüz'ün su üstü savunmasında en önemli rolün deniz savar füzelerle donatılmış küçük ebatlı hafif hücum botlar tarafından üstlenileceği en yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor. İran donanması hazır kıta durumda savunmaya hazır. Ancak İran'da karar alıcıların öncelikli tercihi Amerikan provokasyonuna karşı soğukkanlı adımlar atmak formülüyle özetleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları dün bir kez daha vuruldu. Aralarında gri listede bulunan bir terörist de ölü olarak ele geçirildi. F-16'lar PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Irak'ın kuzeyindeki Zab, Hakurk ve Avashin Basyan bölgelerinde belirlenen hedefler ateş altına alındı. Bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depoları da operasyon kapsamında imha edildi. İçişleri Bakanlığı da Siirt'teki operasyonlar hakkında bilgi verdi. Erhul ilçesi kırsalında jandarma ekipleri teröristlerle sıcak temas sağladı. 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında yaralanan bir korucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Etkisiz hale getirilen PKK'lılardan birinin gri listede aranan terörist Rafle Kutfak olduğu öğrenildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin eğittiği PKK ve YPG'lilerin Fırat'ın batısındaki Suriye güçlerine saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. Dünya kamuoyu İran-ABD gerilimine ve Suriye'de İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelere kilitlenmişken PKK-YPG de Deir ez-Zor bölgesindeki hareketliliğini artırdı. Bölgeden gelen haberlere göre PKK-YPG'liler Fırat'ın batısında konuşlu Suriye güçlerine ve Suriye Devleti destekli kuvvetlere karşı saldırı hazırlığında. PKK-YPG, Suriye'nin Deir ez-Zor ilinde işgal ettiği ve kendisine yönelik protestoların düzenlendiği Şıheyl ilçesinde IŞİD'le mücadele bahanesiyle sözlü operasyon başlatmıştı. Teröristler önceki gece ilçedeki 200 dönümlük bir araziyi ateşe vermişti. Terör örgütünün planı iki aşamalı işliyor. Birinci amaçları Deir ez-Zor'un doğusunda asayişi kontrol altına almak. Bunu yaptıktan sonra ikinci aşamada kentin batısında konuşlu Suriye güçlerine saldırmayı planlıyor. İstihbarat kaynakları koalisyon güçlerinin PKK-YPG'lilere 3 ay boyunca operasyon için Ayn İsa beldesiyle Ömer Petrol sahasında Seyyar Köprü ve geçit intikalini de kapsayan eğitim verdiği bilgisini paylaştı. Ayrıca örgüt bölgedeki Arap aşiretlerinin desteğini almak için de çalışmalar yürütüyor. Deir ez-Zor'da Suriye halkı 25 Nisan'dan bu yana PKK-YPG karşıtı gösteriler düzenliyor. Geçtiğimiz hafta Soğanlı Dağı'ndaki uçuruma düşerek yuvarlanan ve bir haftadan bu yana tüm arama çalışmalarına rağmen izine rastlanamayan Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ederken dün arama kurtarma timine bağlı iki jandarma nehir suyuna kapılarak kaybolmuştu. Maalesef o iki askerden acı haber geldi. 10 Mayıs'ta Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma yuvarlanan Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarından üzücü haber geldi. AFAD, UNKE, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip çalışmalarını Nişancı'nın düştüğü değerlendirilen derede yoğunlaştırdı. Jandarma arama kurtarma timinden Assubay Mustafa Gidir Gelmez'le uzman çavuş Eyüp Kapalıkaya sert akıntının olduğu derede arama çalışmalarına başladı. İki asker akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Diğer ekipler hemen müdahale ederek iki askeri de sudan çıkardı. Üzücü haber Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu'ndan geldi. Vali Ustaoğlu iki askerin de kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Meslektaşımız Abdülkadir Nişancı'dan da bir haftadan bu yana halen haber alınabilmiş değil. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ancak sanki sır oldu. Yani bulunamıyor. Ailesine sabırlar diliyoruz efendim. Ulusal Kanal ailesi olarak. Şimdi önemli bir araştırmanın sonucu gelecek. Nerenin araştırması bu? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yaptırmış olduğu bir araştırmanın sonuçları. Üzücü bir sonuç vereceğim sizlere. Çünkü Nisan ayında kapanan şirket sayısındaki artış inanılır gibi değil. Geçen yıla göre %25 oranında şirketlerin kapanma oranında artış var. Açılan şirket sayısındaysa bir o kadar düşüş var. Sadece %20'lik oranda düşmüş. Yani kimse şirket açmak istemiyor bu dönemde. Zaman bu zaman değil diyorlar. Ve bakın rakamlarla açılan ve kapanan şirketlerin sayısı. Kurulan şirket azalıyor, kapanan şirket sayısı ise artıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirketlerin istatistiğini açıkladı. Buna göre Nisan'da kurulan şirket sayısı 2018'in aynı ayına göre %20,85 azaldı. Nisan 2018'de 8456 şirket, bu yıl aynı ayda ise 6693 şirket kuruldu. İstatistiklere göre 2015, 2016, 2017 ve 2018 verilerinde kurulan şirket sayısının giderek arttığı gözlemleniyordu. 2019 yılındaki düşüş ise göze çarpıyor. Nisan ayındaki azalma geçen aya göre de %5,16 azaldı. Mart ayında 7057 yeni şirket kurulurken bu sayı Nisan ayında 6693'te kaldı.
Verilere göre şirketlerin %41.95'i İstanbul'da, %10.40'ı Ankara'da, %6.58'i İzmir'de kuruldu. Bayburt ilimizde ise Nisan ayında hiç şirket kurulmadı. İstatistiklere bakıldığında kurulan şirket sayısında azalma yaşanırken kapanan şirket sayısında artış söz konusu. Buna göre Nisan'da kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre %25,61 arttı. 2018'in Nisan ayında 578 şirket, bu yıl Nisan ayında ise 726 şirketin kapandığı kayıt altına alındı. Geçen ay ise 640 şirket kapanmıştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verileri içinde yeni kurulan şirketlerin sermayesine de yer verildi. Sermayeler de büyük bir azalış olduğu görüldü. Nisan ayında kurulan şirketlerin Mart ayındaki şirketlere göre sermayesi %11,92 azaldı. Ekonomist değilim ama ekonomik veriler gerçekten korkutucu boyuta ulaşmaya başladı. Bakın, açılan şirket sayısı azalıyor ama kapanan şirket sayısı bir o kadar artıyor. Enflasyon verileri ortada, genç işsiz nüfusu ortada. Gerçekten zor bir dönem bu dönem. Allah herkesin hakikaten yardımcısı olsun. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bir kararı vardı atamalarla ilgili, sözlü mülakat yapılacağına dair. İşte o karar sağlık çalışanlarını ya da çalışmaya namzetleri tedirgin etti. Şimdi konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyorlar. Sağlıkta sözlü mülakatla personel alımı olasılığı tepki topladı. Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme ile sözlü sınav usul ve esasları yayınlandı. Bu düzenleme ile 663 sayılı KHK'nın 45'e A maddesi uyarınca sözlü sınava dair usul ve esaslar belirlendi. Buna göre en yüksek puanlı adaylar istenirse sözlü sınava alınabilecek. Uzmanlara göre bu düzenleme sözleşmeli sağlık personeli alımının mutlak suretle sözlü sınavla yapılacağı anlamına gelmiyor. Ancak usul ve esasların yayınlanmış olması binlerce adayı tedirgin etti. Bir kişi alıyorlar yani, bir kişi aldı şu an. Bir yıldır kadro izni çıkmadığı için sağlıkta atama olmuyordu. Bir de önümüzdeki süreçte yapılacak atamaların sözlü sınavlı olma ihtimaline binlerce aday sosyal medyadan tepki gösterdi. 10 senedir atanamıyorum. Sosyal medyada sağlıkta mülakat olmaz başlığı açan sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı'nın mülakat yapmasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Atama istiyoruz. Sağlık çalışanlarının tepkisine sendikalar da sessiz kalmadı. Birleşik Kamu İşe Bağlı Genel Sağlık İş sözlü mülakatı yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Kadro istiyoruz. Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yaptığı yazılı açıklamada personel alımında mülakat kabul edilemez dedi. Sağlık çalışanının bir an önce atamalarının yapılıp görevlerini icra etmeleri ve mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Efendim, saatlerimiz 9.25. Bugün hafta sonu, ben günümün kalan kısmını dışarıda geçireceğim diyorsanız ve İstanbul'da da yaşıyorsanız yol durumunu bilmek istersiniz diye düşündük sizlere. An itibariyle İstanbul'daki trafik yoğunluğunu aktarmakta fayda var. Siz sonra ister dışarıya çıkarsınız, ister evinizde oturursunuz, ister toplu taşıma aracı kullanırsınız, ister aracınızı alırsınız. O sizin bileceğiniz iş. Bakın, an itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu sadece %15. Bu ne demek? Gayet akıcı, yemyeşil bir İstanbul trafiği var demek. Bu anların tadını çıkarın. Nereye gidecekseniz mesela şimdi gidin, hiç vakit kaybetmeyin. Üsküdar yolunda sadece biraz yoğunluk var. Üsküdar'dan karşı tarafa geçerken ve Şişli'de de kırmızılık görüyoruz. Şişli'de de yine yol çalışması nedeniyle olabilir tahminim. Çünkü o noktalarda hafta sonu yol çalışması olabiliyor ne hikmetse. Avrasya Tüneli ulaşıma gayet açık. Karşıya geçmek isteyenler, Asya'dan Avrupa'ya ya da Avrupa'dan Asya'ya geçmek isteyenler için Avrasya Köprüsü, Avrasya Tüneli şu anda gayet açık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de gayet akıcı bir trafik görüyorsunuz. Hakeza Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de son derece akışkan bir trafik mevzubayız. İstanbul'un büyük bir çoğunluğunda trafik an itibariyle akıcı efendim. Teşekkürler diyelim sevgili rejideki arkadaşlarımıza ve bir de yurt genelinde havanın durumuna bakalım. Çünkü bugün hafta sonu, günün kalan kısmını dışarıda geçirmek isteyenler havanın durumunu bilmek isteyecekler.
Ve fakat size çok da güzel haberlerim yok. Zira bu hafta sonunda da aynı geçen hafta olduğu gibi yanınızda mutlaka şöyle bir şapka, kapşonlu bir hırka ya da şemsiye bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü İç Ege, Batı Ege, Marmara, Çanakkale hariç Marmara'nın tamamında Orta ve Batı Karadeniz'de aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bu ne demek? Her an yoğun bir yağışa maruz kalabilirsiniz, yağmur altında kalabilirsiniz. Aman dikkat! Hava sıcaklıklarında batı ve iç kesimlerde biraz azalacak, değişiklik olacak ama diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ankara'da da bugün gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacak. En yüksek hava sıcaklığı 21 derece olarak hissedilecek. En düşük hava sıcaklığı ise 14 derece olacak. İstanbul'sa günün en yüksek sıcaklığını 22 derece olarak hissedecek. İzmir 23 derece olacak. Antalya 25, Adana ise 31 derece. Yani günün en sıcak yeri bugün Adana, ülkenin en sıcak yeri Adana. Sivas 28 derece, Gaziantep 24 derece, Trabzon 23 derece olacak. Trabzon'da da Batı ve Orta Karadeniz'de de bugün aynı şekilde sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yanınızda şemsiye bulundurmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Efendim şimdi bunu da aktardıktan sonra, hava ve yol durumunu da aktardıktan sonra saatler 9.26 oldu. Çok kısa bir ara rica edeceğiz sizlerden. Bir soluklanacağız. Eğer niyetli değilseniz sizler de çayınızı, kahvenizi alınız. Niyetliyseniz sabır çekmeye devam ediniz efendim. Birazdan gazete başlıklarını aktarmak için sizlerle yeniden birlikte olacağız. Saatlerimiz 9.38. Sinan Fıstıkoğlu ile hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Sırada gazete manşetlerimiz var. Son 24 saatte yaşananları ulusal basın manşetlerine hangi başlıklarla taşımış birlikte bakacağız, birlikte yorumlayacağız efendim. İlk gazetemiz adettendir. Her hafta olduğu gibi Aydınlık Gazetesi. Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde ise iş dünyasına dair bir haber var. Kamudan alacaklarımızı tahsil edemiyoruz. Haberin başlığı. Alt başlıksa devletle iş yapan firmaların kamudan alacaklarını uzun süredir alamadığı, ödemeler konusunda da bilgi verilmediği öğrenildi. Özellikle belediyelerin borçlarını ödeyemediği belirtilirken çok sayıda firma İflasın eşiğinde deniliyor Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde. Ve en önemli haberi ise Aydınlık Gazetesi'nin bugüne dair yarınki 19 Mayıs törenleri, makus talihi değiştiren ilk adım. 19 Mayıs'ta Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı tarihle ilgili bir haberi taşımış sürmanşet Aydınlık Gazetesi. 19 Mayıs'ın bütün yönleri özel ekte anlatılacak denmiş. Türk milleti İstanbul'da kenetlenecek bir diğer başlıkta 19 Mayıs'la ilgili efendim. Türkiye Gençlik Birliği yarın Türkiye için kenetlen sloganıyla İstanbul'da yürüyecek. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında 81 ilden gelen binlerce genç saat 15'te Beşiktaş İskele Meydanı'nda buluşacak. Bu buluşmayı, bu büyük yürüyüşü de birazdan İki gençle, Türkiye Gençlik Birliği'ne bağlı iki gençle konuşacağız. Onlardan ayrıntıları alacağız efendim. Liderler Samsun'da buluşacaksa bir diğer başlık, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katılacak yarın Samsun'daki devlet törenine. İşte o haber Aydınlık Gazetesi'nde bu şekilde yer bulmuş. Geçelim efendim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde bu sabah Samsun ruhu başlığını görüyorsunuz. Atatürk'ün 100 yıl önce bağımsızlık ateşini yaktığı Samsun, Cumhuriyet tarihinin en büyük kutlamalarından birine hazırlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi bu tarihi anı yaşamak için
Samsun'a akıyor. Diğer şehirlerde de özel kutlamalar yapılacak. Ne mutlu bize. Böyle özel günleri devlet törenleriyle, tüm siyasi parti liderleriyle, gençlerle bir arada kutlamak, kutlayabilmek nice nice 100 sene olsun. Dünya durdukça Türkiye Cumhuriyeti Devleti de dursun efendim. Biz de o özel günleri hep birlikte kutlayalım. Milli mücadelenin başladığı, Cumhuriyet'in kurulduğu, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hepsini ne varsa hepsini birlikte kutlayalım efendim. 100 maddede 19 Mayıs bir diğer başlık. Atanın yolundan Samsun'a gittiler. Hürriyet gazetesinden bir diğer alt başlık olarak gözümüze çarpıyor. Ve biraz önce ekranlarınıza getirmiştik. Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı ararken şehit olan iki askerin haberini ararken şehit oldular. Haberin başlığı: Bayburt'ta uçuruma düşerek kaybolan Anadolu Ajansı muhabirini arama çalışmalarında iki asker akıntıya kapılarak şehit oldu. Haberin alt başlığı. Geçelim diğer gazetemize efendim. Diğer gazetemiz, sıradaki gazetemiz Sabah gazetesi. Sabah gazetesinin manşetinde şehit yakınlarından urganlı tepki başlığını görüyorsunuz. İstanbul Beşiktaş'ta maç çıkışı katliam yapan PKK'lılara 46'şar kez ağır müebbet verildi. Şehit yakınları canilere urgan fırlattı. Çok haklılar. Vatana kastedene, vatana ihanet edene İdamdan tarafım. Tarafımı da söylerken, hiçbir konuda söylerken çekinmedim. Bu konuda da söylerken çekinmiyorum. Bir diğer haber başlığı: cevabı 23 Haziran'da beraber verelim. Haberin başlığı, bu sözlerin sahibi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan, YSK'nın İstanbul kararı üzerinden Türkiye'ye saldırılara sert çıktı deniliyor haberin alt başlığında. Ve bu haberlerin altındaysa Milli Eğitim Bakanlığı'nın lise eğitim sistemindeki değişiklikleriyle ilgili bir haber var. Lisede devrim başlığıyla duyurulmuş okuyucuya. Şimdi bu başlığa da katılmadığımı belirtmek isterim. Devrim böyle 6 ayda bir yapılmaz. Yani bir önceki değişiklikte de eğitimde devrim, işte orta öğretimde devrim, yok şu yok bu denilmişti. Yine devrim deniyor. Ya devrim böyle 6 ayda bir olmaz. Ya yazboz tahtasına dönen bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Öğrencilerin aklı karışıyor, kafası karışıyor. Bu başlığa pek de katıldığımı söyleyemeyeceğim. Evet, belki iyi bir değişiklik olacak. Belki de gerçekten faydalı olacak ama değişiklik dediğiniz şey eğitim sisteminde bu kadar sık olmamalı. Şahsi görüşüm efendim. Sıradaki gazetemize bakalım. Sıradaki gazetemiz Milliyet olmalı. Akşammış. Az çocuk tuzağına düşüyoruz. Haberin başlığı, manşetteki haberin başlığı: Türkiye'nin nüfus gücü yıldan yıla düşmeye başladı. Geçen yıl doğan bebek sayısı 2017'ye göre %3.6 azaldı ve 1.248.847'ye indi. Neden azaldı acaba? Acaba gençler anne baba olmaya korkuyorlar mı? Acaba önlerini göremiyorlar mı? Gelecek kaygısı mı yaşıyorlar? Ya da o çocuklara nasıl bir gelecek sağlayacaklarını bilmiyorlar mı? Dikkat mi ediyorlar acaba bu konuda? Bir düşünmek lazım. Yani çünkü bir anda 2017'den sonra azalan nüfus, doğumdaki azalma başka bir şeyle izah edilemez bence. Özel çocuklar güldü, dünya daha da güzelleşti. Bir diğer manşet haberi Akşam gazetesinin: Eyüp Sultan'daki özel okulda eğitim gören çocukların yüzünü akşamın çağrısıyla bağış yapan vatandaşlar güldürdü deniliyor. Şimdi birazdan İmece'miz ve ulusal gönüllüleriyle ilgili bir duyuru yapacağım. Hemen şimdi bu haber bana onun çağrışımını yaptı. Aklımdasınız, unutmadım sizi. Muhtar ve belediye seçimleri ayrılmalı diyor. Kim diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor. İstanbul'da muhtarlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş teklif: muhtar seçimleri belediyelerden önce veya sonra yapılmalı. Haberin alt başlığı. Geçelim sıradaki gazetemize. Bu sefer Milliyet'ti galiba. Evet. 2020 model lise eğitimi. 2027'ye kadar daha 27 kere değişir zaten, merak etmeyin. Bugün tanıtılacak yeni orta öğretim modeliyle liselerde reform niteliğinde uygulamalar geliyor denilmiş alt başlıkta. Ve sıralanmış bilgi kuramı zorunlu ders haline gelecek. Ne demek anlamadım. Haziran'da yaşam becerileri etkinlikleri yapılacak. Güzel. 12. sınıflarda ders saatleri azaltılacak. Bu da güzel. Her öğrenci kendi istediği dersleri seçebilecek.
Süper. Liselerde kariyer ofisleri oluşturulacak. Tamam. Ders sayıları azaltılacak. Güzel gibi yani, değil mi ya? Kulağa güzel geliyor. Öğrenciler açısından istediğiniz dersi seçebiliyorsunuz. Ders sayısı azaltılıyor. Öğrencilerin memnun olacağını düşündüğüm bir uygulama. Ama işte kalıcı olması önemli. Yani böyle sürekli değişim pek de öğrenciler için sağlıklı olmayabilir. Köprü cezaları affedilecek, bir diğer haber başlığı Milliyet gazetesinden. AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni torba teklifle hurda araçta ÖTV indirimi 15 bin liraya çıkarılırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlerin cezalarına da af geliyor denilmiş haberin alt başlığında. Geçelim diğer gazetemize arkadaşlar. Sözcü gazetesinin manşetinde Zekeriya Özmen'i gizli tanık olmam için tehdit etti başlığını görüyorsunuz. Şimdi İmamoğlu'na yapılanlar, geçmişte Albay Atilla Uğur'a yapılmış haberin diğer başlığı. Bakın bu şu şeyle ilgili bir haber. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programına katıldı ve dedi ki içeride FETÖ'den tutuklu bir mahkuma bir yerel gazeteci tarafından İmamoğlu'nun FETÖ ile bağlantısını söylersen, iddia edersen tahliye edileceksin şeklinde bir iddia gündeme getirdi. İşte o iddiayı manşetine taşımış Sözcü gazetesi. Diyor ki Zekeriya Özbeni gizli tanık olmam için tehdit etti. İmamoğlu'na şimdi yapılanlar geçmişte Atilla Uğur'a yapılmış deniliyor. Bu haberin altındaysa öğrenciler İmamoğlu'na tweet yağmuruyla teşekkür etti. Nedeni ise Akbil, öğrenci Akbil ücretlerinde yapılan indirim. İmamoğlu getirmişti gündeme belediye meclisine. İstanbul'da aylık öğrenci toplu ulaşım kartının 85 liradan 40 liraya inmesi gençleri sevindirdi. Binlerce öğrenci iyi ki varsın Ekrem abi mesajı attı. Kim yaptıysa sağ olsun. Öğrenciler için o iki kat fark o kadar önemli ki, belki bir etkinliğe katılacak o aradaki farkla, belki başka bir yere harcayacak parasını. Öğrenci olmak çok zor bu ülkede. Aslında dünyanın her yerinde öğrenci olmak zor ama Türkiye'de öğrenci olmak daha bir meşakkatli. İstanbul trafiğinde uğraşıyorsunuz okulunuza gidebilmek için falan. O yüzden her kim yaptıysa iyi yaptı, güzel yaptı, aferin. Birisi gündeme getirsin, diğeri yapsın. Önemli olan o yapsın da kim yaparsa yapsın. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli gidiyor, Akşener katılmıyor. Yarınki 19 Mayıs 100. yıl kutlamaları ile ilgili haber başlığı. Büyük Önder Atatürk'ün Anadolu'ya çıkışının 100. yılı yarın kutlanacak. Devlet erkanı ve liderler Samsun'da buluşacak. Devlet Bahçeli de önce katılmayacağını söyledi. Sonra bir güncelleme geldi o bilgiye ve Bahçeli de katılacak. İYİ Parti lideri katılmayacak diye düzeltildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de yer alacak yarınki törende. Bir diğer gazetemize bakalım, sıradaki gazetemize bakalım. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde PKK'dan CHP'ye yeni ultimatom başlığını görüyorsunuz. Haberin alt başlığı ise 31 Mart'ta başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'ye destek veren HDP ve PKK şimdi karşılığını istiyor. HDP, ana muhalefet partisinden PKK elebaşı Öcalan'ın cezaevindeki şartlarını gündeme getirmesini istedi. Kandil'de CHP bir adım atmazsa desteklemeyiz mesajı verdi. İşte bu işler böyle sırayla. Kanaat önderleri hizmeti anlatacak deniliyor bir diğer haberde ve bu haberin yanındaysa DH Alarmı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalardan bir başlık var. Süleyman Soylu, terör örgütü DH'ın Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli olduğunu açıkladı deniliyor haberin içeriğinde. Geçelim sıradaki gazetemize efendim. Sıradaki gazetemiz Karar Gazetesi efendim. Karar Gazetesi'nin manşetinde Türkmen Dağı'nda katliam hazırlığı başlığını görüyoruz. İdlib'de kadın çocuk demeden vahşet operasyonlarını sürdüren Moskova destekli Şam, kanlı namlusunu Türkmen Dağı'na çevirdi. Rejim güçlerinin kapsamlı bir süpürme harekatı planladığı belirtildi. Katliam korkusu yaşayan Bayır Bucak halkı ise endişeli bekleyiş içerisinde deniliyor manşet haberin alt başlığında. Bu haberin hemen altındaysa Samsun'a bir eksikle çıkarma başlığını görüyorsunuz. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde düzenlenecek törene Erdoğan ve Bahçeli ile birlikte
Kılıçdaroğlu katılacağını açıkladı. Akşener ise bu kadroda yer almıyor deniliyor Karar Gazetesi'nin bir diğer haberinde. Hemen bu haberin altındaysa biraz akıtabilir miyiz Deniz haberi gazeteyi lütfen. Reform paketi 3 gün sonra geldi başlığı var. Milli eğitimde kapsamlı reform beklentisi varken ara tatil açıklamasıyla hayal kırıklığı yaratan Bakan Ziya Selçuk sorunlara neşter düzenlemesini masaya koydu deniliyor haberin altında velileri ve işte öğrencileri ilgilendiren bir haber. Geçelim sıradaki gazetemize. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde bu atama tartışılır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir atama kararı ile ilgili haber manşette yer alıyor. Erdoğan İstanbul'da sandıkları soruşturan başsavcının eşini TMSF üyeliğine getirdi deniliyor haberde. Bu haberin altında ise hukuksuz listeler, usulsüz belgeler. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir haber var. AKP servis başlığıyla okuyucuya duyurulmuş. YSK İstanbul kararı için gerekçe aramayı sürdürürken CHP yasa dışı olmasına karşın kişisel verilerin AKP'ye verildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu deniliyor haberde. Ve bu haberin altında da acılı ailelere bunu demişler başlığıyla daha gençsiniz çocuk yaparsınız başlığı var. Neyle ilgili bu? Adalet bir kez daha arandı, bir kez daha bulunamadı. Çorlu'daki tren kazasında yiten canlarının, çocuklarının hakkını arayan ailelere yetkililerin önerisi daha gençsiniz, yine çocuk yaparsınız oldu. Yani dememişlerdir herhalde. Kaldım da şöyle bir okuyunca. Yani bazı haberlere gerçekten inanmak istemiyorsunuz yani. Çünkü aklınıza, mantığınıza, kalbinize sığmıyor yani duyduğunuz ya da okuduğunuz şey. Yani inşallah böyle bir şey dememişlerdir diye umut ediyorum. Hani koskoca Cumhuriyet Gazetesi de yalan haber yapar mı bilmiyorum. Yapmaz herhalde ama inşallah böyle bir şey söylememişlerdir. Çok talihsiz bir beyan olmuştur. Ya kim söylemiş olabilir? Yani Ulaştırma Bakanlığı böyle bir şey söylemez. Zannetmiyorum. Haklarını aradığı platform mahkeme, mahkemede de söylememiştir. Bilirkişi de söylememiştir. Ya kim söylemiş olabilir böyle bir şeyi? Bilemedim. Yani aklıma yatmadı. Gerçekten beğenmedim, sevmedim bu haberi. Geçelim sıradaki gazetemize efendim. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde İYİ Parti'den davetlere red başlığı var. İYİ Parti sözcüsü Cihan Paçacı, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı gibi önemli bir etkinliğe 3 gün kala davet edilmemiz devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Allah Allah. Herkes 3 gün kala davet edildi. Yani şimdi katılmaya niyetimiz yok demiyorsunuz da Sayın Paçacı. Yani 3 gün yani benim bildiğim kadarıyla ve duyduğum kadarıyla zaten herkes 3 gün kala davet edildi. Evet, bunun hazırlığı çok aylar öncesinden başladı. 100. yıl olması hasebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan önem veriyordu bu Samsun'daki davete ama bildiğim kadarıyla ve duyduğum kadarıyla bütün siyasilere 3 gün önce zaten davet gitti. Demek ki daha erken bir davet beklemişler. Daha büyük bir nezaket görmeyi ummuş İYİ Parti lideri. İYİ Parti lideri de yarın ekibini topluyor. Bildiğim kadarıyla 19 Mayıs'ta ve bir toplantı da yapacak duyduğum kadarıyla. Yeni Oslo süreci bir diğer başlık. İYİ Parti Ümit Özdağ, Adalet Bakanı Gül'ün kanuni hak diyerek bebek katilinin avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesini böyle yorumladı diyor. İşte seçim öncesinde Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesini bu şekilde yorumlamış İYİ Parti adına Ümit Özdağ. İmamoğlu, koltuklar cahillerin işgalinde bir diğer başlık efendim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı cuma namazının ardından vatandaşlarla buluştu. Dedem İstiklal Savaşı gazisi, amcalarım şehittir. Bunları konuşmak zul geliyor. Ailemi herkes tanır. Soyum üzerinden lekeleme çabası üzerinde olanlar sert duvara toslar dedi. İnsanları soyu üzerinden, ırkı üzerinden, dini, dili, rengi üzerinden imada bulunmak çok demode oldu artık. Ya bu iş yapmıyor ya. Yani bu jargon tam tersi karşı tarafa kazandırıyor bir de artık. Yani bu buradan ekmek çıkmıyor. Yani işte aslında Rum, aslında bilmem ne, aslında Müslüman değil. Yani buradan çok nemalanıldı evet ama artık bu işe yaramıyor. Yani tam tersi karşı tarafa daha çok sempati duyulmasına,
empati kurulmasına neden oluyor. Ya bu jargonu kullanmayın artık yani. Öyle bile olsa ne var ki demeye başlıyor insanlar. Bazıları hala işte böyle 20 sene 30 sene geriden geliyor dil olarak, kullandığı dil olarak. Yine aynı senaryo Orta Doğu Gazetesi'nin manşetindeki haber. Yaklaşık 16 yıl önce Irak'ı işgal için düzmece kimyasal silah delilleri üreten ABD, şimdi aynı oyunun ikinci perdesini İran'da oynuyor. Amerika'nın varoluş nedeni bu zaten. Sürekli aynı oyunu oynuyor. Washington yönetimi Tahran'ın Basra Körfezi'ne silah yığınağı yaptığı dedikodusunu yaymaya başladı deniliyor haberde. Süremiz kısaldığı için hızlı hızlı geçelim. Diğer gazetemize geçelim arkadaşlar. Orta Doğu'nun ardından sıradaki gazetemiz Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ise ekonomik kriz elektriği çarptı deniliyor haber başlığında. 4 ayda 4000'e yakın şirket kapandı. Bunlardan 203'ü elektrik, 379'u inşaat firması. Uzmanlara göre şirketler borçları nedeniyle kepenk indirdi. Herhalde ondan indirecek. Yani keyiften hiç kimse şirketini kapatmaz. Fanatik gazetesinin manşetinde de dün akşamki tarihi maçın haberi var. Tarihi maç Efes'in başlığıyla okuyucuya duyurulmuş. 92-73 yendi Anadolu Efes Fenerbahçe'yi ve bu haber bu şekilde manşete taşınmış efendim. Ve Fotomaç gazetesinde de kalp dayanmaz başlığını görüyorsunuz. Ne için atılmış o başlık? Galatasaray Başakşehir şampiyonluk maçına bir gün kala heyecan Doruk'ta. Yarın akşam şampiyonluk düğümü çözülecek. 2018-2019 Süper Lig sezonunun şampiyonu yarın akşam Türk Telekom stadında belli olacak. Kazanan şampiyon olacak. Hiç uzatmaya gerek yok. Ya Galatasaray ya Medipol Başakşehir Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan takım olacak efendim. Bu haberin altında ise Anadolu Efes'in Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyete yer verilmiş. Finalde CSK ile kapışacak deniliyor bu arada. Onu da belirtelim. Şimdi birazdan ikinci bölümde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Ama ve fakat öncelikle bir teşekkürü borç biliriz sevgili izleyenlerimize. Malumunuz iki haftadan bu yana yönetim kurulumuzun kararıyla bir imece başlatıldı. Ve siz kıymetli izleyenlerimiz ulusal kanalı ayakta ve hayatta tutabilmek için o imeceye var gücünüzle destek oldunuz. Öncelikle sağ olunuz, var olunuz. Gerçekten en kalbi duygularımla büyüklerimin ellerinden küçüklerimi de gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için, bu yayını sizlerle birlikte yapabildiğim için ben şanslıyım aslında. Çünkü birçok medya kuruluşunda yer aldım ama bu kadar kenetlenenini, izleyicisiyle bütünleşenini gerçekten görmedim. Harikasınız, şahanesiniz. İmece'de bu toplanması lazım gelen paranın, miktarın 3'te 2'si toplanmış efendim. 3'te 1'lik bölümü için TürkSat bir hafta daha ek süre verdi ulusal kanala ve desteklerinizi esirgemeyeceğinizi ümit ederek devam ettiriyoruz efendim imecemizi. Bir hafta süremiz var. Bu ekran sizin ekranınız. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz her yerde çalışırız. Biz gidip bu kapıdan çıkıp başka kanallarda da çalışırız. Bütün arkadaşlarımız çalışır. Ama bu kanal sizin, bizim değil. Biz çalışanız. Bu kanal hepinizin. O yüzden sizin desteğiniz çok kıymetli diyoruz. Burası sizin eviniz. Biz de sizin evinizin sadece misafiriyiz. Siz kabul ettiğiniz sürece de üyesiyiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz, var olunuz, desteklerinizi bizlerden esirgemediğiniz için. Çok kısa bir ara vereceğiz. O aranın ardından iki tane pırıl pırıl gençle bu stüdyoda birlikte olacağım. Çünkü yarın 19 Mayıs. Sinan Fıstıkoğlu ile hafta sonunda ikinci bölümde yine sizlerle birlikteyiz. Yarın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un tam 100. yıl dönümü. Bu önemli, bu çok kutlu, bu çok değerli ve anlamlı günün öncesinde
Yine çok değerli pırıl pırıl iki genç stüdyomuzda Türkiye Gençlik Birliği'nden Genel Başkanımız sevgili Yıldıray Gençer ve İstanbul İl Başkan Yardımcısı pırıl pırıl bir genç kızımız Duygu, hoş geldin. Hoş bulduk. Karabulut değil mi? Evet, soyadım doğru. Tamam, ben de biraz böyle isim kargaşası yaşıyorum. Hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Bulduk, çok kıymetli bir gün öncesinde bana konuk oldunuz. Öncelikle teşekkür ediyorum ama arkamda çok kıymetli, bir o kadar değerli bir kadının fotoğrafı var ki bugün Türkan Saylan'ın ölümünün 10. yıl dönümü. 2009 yılında vefat eden Türk bilim dünyasının en önemli isimlerinden, binlerce öğrencinin okutulmasında katkısı bulunan Türkan Saylan 10 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Kendisine şükran, minnet, özlem ve rahmetle anıyoruz. Böyle değerlerin kıymetini yaşarken bilelim, lütfen üzmeyelim onları. Çok üzdük Türkan Saylan'ı. Çok üzüldü bu dünyada yaşarken, öyle değil mi? Var mı söyleyeceğiniz bir şeyler? Türkan Saylan çok büyük bir değerimiz. Türkiye'nin çağdaşlaşması, laik mücadelenin, çağdaşlaşma mücadelesinin, bağımsızlık mücadelesinin en önde isimlerinden. Türkiye çok şey kattı. Katmaya da devam ediyor. Çok, evet. Biz eminiz ki Türkan Saylan bugün yaşamış olsaydı 19 Mayıs yürüyüşüne destek verirdi, orada olurdu. Bunu da biliyoruz aynı gençler zamanda. Türkan Saylan için çok değerliydi. Evet. Tabii ki bizler için de çok değerlisiniz ama hayatını gençlere, onların eğitimine, okumasına, vatanına, milletine hayırlı birer birey olarak kazandırılmasında çok büyük katkıları oldu. Şimdi sizler de belki onun yolundan, onun açtığı yoldan ilerleyen pırıl pırıl gençlersiniz. Öncelikle yarınla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ondan sonra büyük yürüyüşle ilgili görüşlerinizi alacağım. Tabii şöyle ifade edebiliriz. Yarın hakikaten çok büyük bir gün olacak. Son saatlerimiz kaldı. Yarın saat 3'te Beşiktaş İskele Meydanı'nda buluşuyoruz. Tabii yarının önemi sadece 19 Mayıs'ın 100. yıl olması sebebi değil. Yarının önemi daha büyük. Neden daha büyük? Çünkü Türkiye 100 yıl önce 19 Mayıs 1919'da bir dönüm yaşadı. Neye dönüm? İşte tabiri caizse karanlıktan aydınlığa dönüşün simgesiydi 19 Mayıs. O kara bulutların dağıldığı, Türkiye'nin üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün bir güneş gibi doğdu. Onun fikirlerinin, onun teşkilatının bir güneş gibi doğdu. Ve insanların artık karamsarlıktan daha umuda doğru koştuğu bir gündü. Çok özür dilerim sevgili Yıldıray. Rejdeki arkadaşlarımdan da rica edelim. Türkan hocamızın resminin ardına eğer Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, söyleyecektim biraz önce unuttum, Samsun'a çıktığı o geminin ya da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı varsa, ben bugün çerçevede Yıldıray ya da Duygu konuşurken sürekli Atatürk dursun istiyorum. Eğer sizin için de uygunsa video ola lütfen verelim o fotoğrafı da. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hakikaten o dinledik işte, umuda doğru yürüyüşü. Umuda yolculuktu. Türk milletinin umuduydu. Çünkü en karamsar günde, en karanlık günde, belki de şartların en zor olduğu günde Mustafa Kemal Atatürk bunu teşkilatıyla Türk milletine sırtını dönerek başarabildi. Tek başına değil tabii ki. Bütün milletin en geniş kesimlerini seferber ederek başarabildi. Ama bu ülkeyi seferber edebilmek de bir liderlik. Tabii. Şimdi yani zaten yokluklarla, zorluklarla mücadele eden bir milleti organize edebilmek başlı başına bir dünya liderliği zaten. Seferberlik ve birleşme kelimeleri aslında çok basit. Ağızdan dökülüveriyor ama bunun uygulaması bir o kadar zor. Zor tabii. Yani biz bugün işte Mustafa Kemal Atatürk ne diyoruz? Ülkeyi, ülkemizi en nihayetinde gençliğe emanet etti. Evet. Gençliğe bir görev verdi. Yani bu ülkenin bağımsız bütünlüğünün devamlılığını sağlaması için gençliğe bir görev verdi. Bunu da nasıl yapacağız? Mustafa Kemal Atatürk nasıl yaptığını da aslında gösterdi. Biz de şimdi 100. yıl belki de bu yüzden önemli. Türkiye yine bir dönemeçte. Yine karamsar. Yine karamsar günlerdi. Yine umutsuzluğun biraz ağır bastığı günlerdi. Ama Türkiye bunlar karamsarlık, umutsuzluk gelince akla hemen Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Çünkü oradan çıkartan lider akla geliyor insanları. Biz de 19 Mayıs aynı zamanda bunun için bir fırsattır. Yani Türkiye'nin tekrar bağımsızlığına, çağdaşlığına, Türkiye'nin tekrar o emperyalizmle mücadelesinin zafere ulaşacağının müjdesidir 2019. Biz de yarın Beşiktaş Meydanı'nda bunu söyleyeceğiz. Yani Türk milletinin birleşmesini, Türk milletinin kenetlenmesini, Türk milletinin atasının yolunda 100 yıl sonra, 100 yıl içerisinde de 100 yıl sonra da devam ettiğini söyleyeceğiz. Kaç yaşındasın Duygu? 23 yaşındayım. 23 yaşında pırıl pırıl bir genç kızsın ve Türkiye Gençlik Birliği'nin İstanbul İl Başkan Yardımcısısın. Seni hangi motivasyon, hangi düşünce böyle bir birliğin içerisinde olmak ihtiyacı hissettirdi? Hangi duygularla
girdin Türkiye Gençlik Birliği'ne? Ya, biraz önce Yıldırım da bahsetti. Ben Türkan Hoca'yı anarken onu da söyleyeyim. Atatürk'ün gerçekten ülkeye gençlere emanet ettiği bilinciyle Türkan Saylan o kadar çok gençliği, o kadar çok kızı okuttu. Yani bu ülkenin geleceğine dair umudu olduğu için ve gençlikten dair umudu olduğu için o kadar çok tutunmuştu. Biz de o umutlu gençlerden biriydik aslında. 100 yıllık bir cumhuriyet devrimimiz var, arkamızda bıraktığımız Türk tarihimiz var. Bir Atatürk örneğimiz var, bir Kurtuluş Savaşı örneğimiz var. Büyük bir milletiz biz gerçekten, büyük bir milletiz ve bütün zorlukları birleşerek, kenetlenerek aşacağımızı biliyorduk. Ülkede birçok sıkıntılar vardı, birçok zorluklar mesela vardı. Mesela örneğin bir öğrenci için bir geleceksizlik sorunu öğrenci var. Misin? Evet, öğrenciyim. Ben konuklarımla geldiklerinde konuşmam. Soru sormam daha doğrusu. Çünkü onlara dair hiçbir şey bilmek istemem. Yaşını, okulunu, mesela yani bunu yayında sorarak senin nasıl bir motivasyonla evet. Bu birliğin içerisinde olduğunu bilmek isterim. O yüzden şimdi burada soruyorum. Biraz önce siz geldiğinizde evet. Sormadım. Öğrencisin ve Türkiye Gençlik Birliği'nde İstanbul İl Başkan Yardımcılığını evet. Yapıyorsun. Bu yürüyüşteki aktif görevin ne? Ben bu yürüyüşte İstanbul'daki bütün işlerin aslında başında olan bir ekibin bir parçasıyım. Aynı zamanda şöyle, bu yürüyüşleri yaparken de bizim ciddi olarak seferberlik ilan ettik ülke çapında. Ülke çapında. Ama 81 aynen. İlde değil mi bu tabii, yürüyüş? 81 ilde. 81 ilden İstanbul'a. İstanbul'a geliyorlar, evet, affedersiniz, evet. Haklısınız, evet, doğru. Evet. Doğru. 81 evet. İlden bütün arkadaşları seferber ettik, herkes otobüslerini kaldıracaklar ve yarın burada olacak aferin şekilde. Aferin size ya, ne şahanesiniz. Gerçekten, peki hedefleriniz neler Türkiye Gençlik Birliği olarak? Hedeflerimiz aynı zamanda aslında bu eylem hedeflerimizin bir parçası. Bizim hedefimiz ne? En nihayetinde Türk yani? Gençliğinin, evet. Türk milletinin emperyalizm baskısı olmadan çağdaş, uygar, bağımsız bir şekilde yaşayabilmesi. Tabii bu bağımsızlık kavramı sadece emperyalizm kavramıyla, terörle mücadele değil. Türkiye'nin bugün hakikaten iktisadi durumunun çok zor olduğu bir koşulların altındayız. Şimdi esnafa gidiyoruz, sokakta insanlarla konuşuyoruz, kendimiz alışveriş yapıyoruz. İnsanların alım gücünün düştüğü, alım gücünün ekonomik baskıların olduğu bir ortamda insanların gerginleştiği, kavgaların, gürültülerin artabileceği bir ortamdayız. O yüzden Türkiye'nin en nihayetinde biz gençlik gözünden Türkiye'ye bakıyoruz. Gençsiniz çünkü. Tabii, şimdi, yaşlıların gözünden bakmanızı beklemiyorum şimdi zaten. Eskiden bize soruyoruz, bir lise öğrencisinin, lise son öğrencisinin üniversite sınavına girer, üniversite yani o lise sondaki en büyük kaygısı üniversiteyi kazanıp kazanamayacağı kaygısıydı. Evet. Çünkü üniversiteyi kazanırsa toplam olarak bir aynı zamanda geleceğinin %50'sini, %60'ını garanti altına alacaktı. Ama şimdi bir lise gencinin artık kaygısı üniversiteyi kazanmak değil. Çünkü üniversiteyi kazandığı zaman kaygı daha da büyüyor. Neden büyüyor? Çünkü kaygıya yaklaşıyorsun. Şimdi üniversite genci artık bugün Türkiye'de genç işsizlik oranı %26, %27'lerde. Maalesef. Yani bu büyük bir kaygı. Şimdi üniversite 1-2 de belki bundan çok hatırlanmıyor ama 3. 4. sınıfa geldiğince insanların bilincini daha iyi teşkil ediyor. O yüzden kaygılanmaya başlıyorsunuz. Ben buradan çıktığımda iş bulabilecek tabii. miyim? Tabii. Mezun olduğum bölüme dair bir iş yapabilecek miyim? Yoksa alakasız ne bulursam onu mu yapacağım? Kesinlikle. Kaygısı başlıyor elbette. O yüzden haklısınız. Türkiye'nin sorunu gençliğin sorunu. Gençliğin sorunu Türkiye'nin sorunu. Biz gençliği aynı zamanda filizler olarak nitelendiriyoruz. Yarının ormanlarının yerini alacak filizler. Evet. Şimdi bir ülke filizlerine iyi bakmazsa, onu sulamazsa, onu beslemezse ne olur? Bu sefer yarının ormanlarını aynı zamanda yok etmiş olur. Peki yarınki yürüyüşteki temel hedef ne? Temel hedef? Hedef ne? Neye ulaşmak istiyorsunuz? Evet. Bizim hedefimiz aynı zamanda Türkiye'nin 100 yıldır ayakta olduğunu, Türk Cumhuriyeti'nin, aynı zamanda 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıldır emperyalist baskılara rağmen ayakta olduğunu, Türk gençliğinin suni ayrımlara, sağ sol suni ayrımlara, başka bölücü ayrımlara geçit vermeksizin birleştiğini, Türkiye'nin bağımsızlığı için, Türkiye'nin üretimi için, Türkiye'nin geleceği için ama irade koyduğunu. Ama virgül koy Yıldıray, sevgili Yıldıray, zamanında Türk gençliği çok ayrılmadı mı sağ sol diye? Tabii. Yani çok ayrıldı. Yani çok evet. Çatıştı da gençlik kendi içinde. Şimdi belki de sizin amacınız hiç ayrılmadan bir bütün olarak evet. Gençliği bir araya getirmek mi? Fikir ayrılıklarına ya da siyasi görüş farklılıklarına rağmen. Şimdi, bunu anlamaya çalışıyorum. Biz burada şunu örnek alıyoruz aynı zamanda. 1919 koşulları, 1920'lerin Türkiye'si bize aynı zamanda sadece tarihi olarak hatıralar değil, büyük örnekler sunuyor. Şimdi 1919-1920'yi hatırlayalım. Mustafa Kemal Atatürk işte Bandırma Vapuru'na bindiğinde, evet. Kongreleri gerçekleştirdiğinde, meclisi kurduğunda, İstiklal Mücadelesi'ni başlattığında, düzenli orduya geçtiğinde, yanındaki önder kadrolarda fikir ayrılığı yaşadığı yok muydu? Vardı.
İsmet İnönü'yle dahi fikir ayrılığı yaşıyordu. Elbette. Zaman zaman Kazım Karabekir'le yaşıyordu. Feriş Çakmak'la yaşıyordu. E bakalım kongrelere. Kongrelerde yekpare bir şey yok. Sivas Kongresi'nde, Erzurum Kongresi'nde Manda ve Himaye o kadar çetin şartlar altında tartışılıp karar ne alınıyor ki. Ne bölümünde okuyorsun? Ben iktisat öğrencisiyim. Siz? Ben de işletme öğrencisiyim. Yani tarihi bilgilere de çok hakimsiniz de tarihçi gibi zannettim sizi özel bir anda. İlgi alanımız aynı zamanda. İlgi alanınız tabii, belli zaten. Böyle, evet. Baktığımızda birçok tartışma var. Ama ortak sorun ne? Ortak sorun çok da tabii. Esas sorun Türkiye'nin bağımsızlığı. Evet. Şimdi bu Türkiye'nin bağımsızlığı için... Farklı düşünseler ortak sorunda bir araya gelme cesaretidir 19 Mayıs. 19 Mayıs ortak sorunda bir araya gelme cesaretidir. İrade koyabilmektir. Şimdi peki o zaman şurada şöyle bir soru geldi aklıma. Mesela bugünkü siyasi konjonktüre baktığınız zaman her ne kadar arada görüş farklılıkları ya da siyasi düşünce farklılıkları olsa da kriz anında önemli olan devletin bekası ve bütünlüğüdür noktasında hangi liderler devletin yanında olabildi mesela? Şimdi baktığımız zaman mesela şunu da söyleyelim, buradan milletimize haber verelim. 19 Mayıs'ta aynı zamanda Samsun'da bir devlet resepsiyonu, devlet programı düzenlenecek. Evet, oradan geldim zaten. Şimdi bu davet Türkiye Gençlik Birliği'ne de geldi. Evet. Bizler de oraya katılacağız. Katılacaksınız diye verdik zaten haberde de. Oraya katılacağız. Evet. Genel Sekreterimiz Okan Özkan orada olacak. Tabii biz tüm Türkiye'den İstanbul'a çağırıyoruz ama oraya da davet edilmek ve orada bulunmak çok önemli. Biz orada da olacağız ve orada olan bütün liderler, onu da söyleyelim. Orada olan bütün liderler, bütün siyasi parti liderleri, bütün kitle örgütü liderleri, bütün temsilciler aynı zamanda Türkiye'nin birliği için bir araya geliyorlar. Biz bunda hiçbir art niyet, hiçbir kuşku aramıyoruz. Çünkü 19 Mayıs'ta Samsun'da 100. yılda bir araya gelmek zaten bir iradenin yansımasıdır. Evet, yani doğru. Düşünsenize doğru. Samsun'da bir araya gelen bir insan 19 Mayıs günü o programı yapan ve Türkiye'nin birçok siyasi partisini oraya çağıran bir kuvvetler Türkiye'nin... Yani hoşunuza gitti mi davet edilmek? Bunu sormaya çalışıyorum. Bizim davet edilsek yani hoşunuza gitti. Çünkü öyle bir programın olması hoşumuza ama gitti. Ama yani Türkiye Gençlik Birliği olarak sizin önemsenmeniz tabii. Ve 100. yıl gibi önemli bir davete siz katılmasanız da dediğiniz gibi genel sekreterimiz katılacak. Davet edilmeniz mutlaka doğru yere temas ettiğinizi gösteriyor zaten. Bizim Türkiye Gençlik Birliği 13 yıllık. Aynı zamanda biz 19 Mayıs'ta 13. yılımızı kutlayacağız. Maşallah 2006 size. Yılında. Türkiye Gençlik Birliği'nin zaten amaçlarından bir tanesi buydu. Yani bizim amacımız 19 Mayıs'ların, milli bayramların, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşulların anlaşılmaması ya da bunların yasaklanması değildi. İşte 19 Mayıs'lar yasaklanırken de Türkiye Gençlik Birliği şunu dedi, dedi ki 19 Mayıs hakkıyla kutlanması lazım. 29 Ekim'ler hakkıyla, layıkıyla yani kutlanması lazım. Yani yasaklandı mı, yapılmadı mı? Hani yani kutlama yapılmadı mı diyelim. Mesela o dönem onu nasıl değerlendirdiniz? Ya, aslında aynı zamanda hem yasaklandı, bazı dönemler yasaklandı. Ama o dönemler artık geride kaldı. Şu an Türkiye o dönemleri hatırlamak da aslında doğru değil. Hala o dönemleri arzulayanlar var çünkü maalesef. Olmaz mı? O dönemler işte onlar her dönemin lanetleri. Atatürkçü, kendini Atatürkçü diyen cepheden de o dönemleri arzulayan var. Onu da söyleyeyim. Çünkü karşıtlar içerisinden hükümetin şu anki yönelimlerinin tam anlaşılmaması ve buraya dönük muhalefet etme arzusu maalesef bunları anlaşılmaz hale getiriyor. Ama biz 19 Mayıs Samsun programından da mutluyuz. Türkiye Gençlik Birliği'nin buraya çağrılması çok önemli bir adımdır. Türkiye Gençlik Birliği'nin ve kitle örgütlerinin mücadelesinin bir sonucudur. Biz şunu diyoruz ama bunun ilerlemesi lazım. Bunun ilerlemesi için de uzaktan bakıp ilerlemeli demeyeceğiz. Taşını koyacağız. Tamam, şimdi D'lere bir virgül koyalım. Tamam. Yıldırım Bey. Evet. Şurada Filiz gibi bir genç doğru. kızımız var. 23 yaşındasın. Yarın sen de bu yürüyüşte olacaksın. Evet. Mesela kaç tane hemcinsiniz olacak merak ediyorum. Kadın mı? Evet. Bizim Türkiye Gençlik Birliği'ndeki birçok arkadaşımız kadın yöneticisi. Yani kadın yönetici birçok arkadaşımız bravo var. Size. İl başkanları, kampüs yöneticileri, il yöneticileri. Hepsine selam ve sevgilerimi ilet. Olur mu yarın? Yani kadınların da aranızda olması, bu kadar yönetim bazında yer verdiğiniz için genel başkan olarak sizi de kutluyorum Yıldırım Bey. Yani önemli bir şey kadınlara bu anlamda. Yol açmanız, yer vermeniz güzel, çok sevdim, evet, hoşuma yani gitti. Çünkü bir mücadele veriyorsak, Türkiye'yi birleştireceksek bunun kadına erkeği olmuyor ya da çocuğu yaşlısı olmuyor. Hep birlikte biz bu işi yapacağız. Yarın da zaten hep birlikte bütün herkesi, kadını, yaşlısı, çoluğu, çocuğu, herkesi 19 Mayıs'a davet ediyoruz. Çünkü hepimiz bir milletiz. Kameraya bakarak söyle. Hepimiz bir milletiz. Hepimiz bir milletiz ve yarın sizi 15'te evet. Beşiktaş iskelesinde miydi? Aynen öyle. Beşiktaş iskelesinden başlayacak. Peki nasıl hazırlandınız?
Vallahi çok zorlu ve bir o kadar da heyecanlı süreçlerden geçtik. Birçok arkadaş geldi şehir dışından. Bizlerle birlikte onlar çalışmayı yürütüyorlar. Bir 60-70 arkadaş geldiler. Bütün illerden temsili olarak. Bazıları 2 hafta kaldı, bazıları diğer illerden geldiler. Şöyle çalıştı bu arkadaşlar. Her gün saat 9.30'da okullarında ya da ilçe merkezlerinde buluştular. Biz 6 farklı ilçede çalışmalar yürüttük. Evet. Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Beyoğlu'nda, Şişli'de, Bakırköy'de ve Üsküdar'da. Her gün 9.30'da bu arkadaşlar toplandılar. Hep birlikte kahvaltılarını hazırladılar, kahvaltılarını yaptılar. Ertesinde gündemi, gazete tartışmalarını yürüttüler. Ve ardından da sokak çalışmalarına, bildiri dağıtımlarına başladılar. Daha sonra geldiler, öğle yemeğini yediler. Ve ondan sonra tekrardan saat 3'te, 3.30'da ilçe merkezlerinde masalar açarak saat 7'ye, 7.30'a kadar çalıştılar. Ondan sonrasında kapattılar standlarını ve hep birlikte akşam yemeklerini yediler, günü değerlendirdiler, birbirleriyle tanıştılar, kaynaştılar. Gece ekibimiz 100 bin kişilik bir katılım bekleniyor. Tabii. Galiba değil evet, mi? Evet. Sağlam bizim hedefimiz 100 bin genç. 100. yılında 100 bin genç. 100. yılında 100 bin genç. Evet. Yani sağlayabilecek miyiz bu yolu? Gözüken o ki sağlayacağız. Maşallah evet, size. İstanbul Akkulu'nun katılımıyla. Nerede? Beşiktaş'ta başlayıp nerede bitecek? Küçük çiftlik parkta. Orası neresi? Hemen Dolmabahçe'nin üstünde Maçka. Haklısınız. Yani esas Dolmabahçe'ye yürüyeceğiz. Tabii. Dolmabahçe atamızın evet. anlamlı bir yer. Çok anlamlı. Neden anlamlı bir yer? Gün anlamlı, yer anlamlı. Günü itibariyle yüz olması, sayı itibariyle anlamlı. Hepsi anlamlı. Peki ben bu Türkiye Gençlik Birliği'nin çalışmalarıyla ilgili biraz sizden bilgi almak istiyorum. Evet. Mesela toplantılarınızda neyi gündeme getiriyorsunuz? Neleri ele alıyorsunuz? Nasıl bir yapı oluşturdunuz kendinize? Biraz bunu anlatır mısınız? Merak ediyorum. Şöyle anlatalım. Tabii biz Türkiye Gençlik Birliği bugün Türkiye'nin birçok ilinde ve üniversitesinde ve lisesinde. Bizim liselerimiz de var Türkiye Liseler Birliği. Öyle mi? Evet. Sadece üniversiteli tabii, değil. Türkiye Liseler Birliği. Onlar da yarın görüşü. Onlar daha özel hazırlanıyor. Çünkü onların canım dilleri, enerjileri, tavırları daha farklı. Onların kortejleri daha böyle doğal olarak yapısı gereği daha enerjik oluyor. Biz illerimizde aynı zamanda sadece merkezi düzeyli değil, öncelikle Türkiye'nin önünde bulunduğu siyasi gündemi değerlendiren. Ama bu siyasi gündemden bir fikir tartışması değil. Bu siyasi gündemden bir sonuç çıkartan. Nasıl yani sonuç çıkartıp ne yapıyorsun? Mesela şöyle diyor, şöyle özetleyelim. Amerika'nın ya da X ülkesinin Türkiye'ye dönük baskıları var. Yani bu baskılar sadece işte bazen terör olarak karşımıza çıkıyor. Bazen memeciklerimiz şehit oluyor. Bazen iktisadi anlamda baskılar oluyor. Bazen uluslararası baskılar oluyor. Bunları tartışıyoruz. Yani Türkiye'nin bir düşmanı var. Baş düşmanı. Dünyanın bir baş ilişkisi var. Biz buraya karşı konumlanmamız lazım. Neresi orası? Amerika Birleşik Devletleri. Ve onun işbirliğinde olduğu kuvvetler. Peki bizim bunlara bir Türkiye'nin aynı zamanda gençliğini hedef alıyorlar. Yaşlısını hedef alıyorlar. Geleceğini hedef alıyorlar Türkiye'nin. Yani bugün bombaların patlaması sadece Mehmetçi'ye hedef aldığını göstermiyor. Türkiye'yi hedef alıyorlar. O yüzden bizim bu hem Mehmetçi'ye hedef alanları hem Türkiye'ye hedef alanları, Türk milleti hedef alanları karşı bir tavır takınmamız lazım. Peki bu tavrı sadece sözü takınamayız. Ne yapmamız lazım? İşte biz Amerikan askerleri geldiği zaman Türkiye'nin şu ana kadar 5 yerinde çuvallar geçirdik. 2003'te Süleymaniye'ye askerlerimizin başına çuval geçirenlerin intikamını almak için çuval geçirdik. Daha sonra Amerika'nın yetkilileri geldi. Ne yaptınız bir daha sonra? Çuval geçirdik. Bunu ben sevgili genel yayın yönetmenimiz Sinan'dan bir dinlemiştim. Evet. Bir kez de senden dinlemek isterim. Yani tabii. Öyle çuval geçirdik deyip geçiştirme. Evet. Lütfen bana süreci anlat. İlk 2011 yılında gerçekleştim. Çünkü ben bunu Sinan Bey'den dinledim. Çok etkilendim ama izleyicilerimiz de bence bilmek isterler. Nasıl oldu hadise? Nasıl vuku buldu? Bana bir anlat lütfen. İlk 2011 yılında gerçekleşti Bodrum'da. Evet. Biz Bodrum'da bir haber aldık. O zaman Amerikan gemisi Bodrum açıklarına demirledi diye. Bizim de zaten hep takip ettiğimiz bir şeydi. Neden? Çünkü 4 Temmuz 2003'te yaşanan hadise Türk milletin hafızalarından bugün de kazınmamıştır. O gün de kazınmadı. Biz bugün yine aynı öfkeyi taşıyoruz, onu söyleyeyim. Belli zaten anladığın şekilde. Sen hala o askeri bulsan bir kez daha kafasına çoğunu geçirecek gibisin. İlk Bodrum'da yaşandı bu hadise. İşte Bodrum'da biz akşam haberlerini arkadaşlar, aldık. Arkadaşlar Esra'cığım kelebekte kalabilirim artık. Evet. Şeylerini aldık, haberlerini. Biz biraz gece kulüplerini falan da gezdik açıkçası. Ha. Yani bulalım edelim o zaman tabii. Arıyorsunuz. Arıyoruz. Bulamadık. Daha sabaha karşı Bodrum'un Barlar Sokağı diye bir caddesi var. Tabii bilirim. O caddede Amerikan askerlerinin yani şeyden anladık. Oradaki esnafa sorduk. Var mı burada? Esnaf söyledi. Biz de yanımıza işte... Kaç kişisiniz? Kaç kişi? 8 kişiyiz o zaman. Kimler var bizde? Tanıdık mı? Tabii şimdi
Çoğu arkadaşımız oradan mezun oldu. Utku Reyhan şu an Vatan Partisi'nin genel sekreteri, önderlik etti. İşte o zaman il başkanı, Muğla'nın il başkanı Cemil Gözel, önderleri Özgür Bursalı, Beyhan Korkman, tamam. Hidayet Akmaz gibi arkadaşlarımız da vardı. Yargılandı, beraat etti hepsi arkadaşımız. 8 kişi arıyorsunuz. Tabii 8 kişi biz arıyoruz. Esnafa sorduk. Esnaf söyledi bunlar vesaire diye. Biz de gittik. Arkadaşımız, Sefa arkadaşımız oraya bir konuşma yaptı. Yani onlara hedef almadığımızı, kişisel olarak size hedef almadığımızı, işte görüntü bu. O görüntüler de geldi. Kişisel olarak hedef almadığımızı, sizin onların yaptığı, Amerika'nın eylemlerini hedef aldığımızı, Amerika'nın niyetlerini hedef aldığımızı bahsettik. Ve arkadaşımız arkadan iç cebinden çuvalı çıkardı, fırından aldığımız çuvalı çıkardı ve orada biraz tabii kaçışma yaşandı. Ama biz o çuvalı biraz şimdi arkadan çevriliyor şey olmasın diye. Çuvalı geçirdik. Bizim burada bir insana hedef aldığımız yoktu. Siz olayı, olayı hedef aldık. Evet. Bunları da izah ettik. Ve tabii peki izah edince karşı taraf tamam o zaman beni değil. Yok işte, öyle yapmadı tabii. Öyle yapmadı biraz değil mi? Biraz arbede yaşandı. Evet. Ama buradan bir mesaj verdik biz Türkiye'ye ve dünyaya. Türkiye Gençlik Birliği olarak duruşunuzu gösterdiniz. Evet. İşin tabii ki esprisi şöyle oldu böyle oldu bir yana ama sizin orada duruşunuzdu konu. Türk askerinin başına çuval geçirirseniz biz bunu yaparız duruşuydu. Evet. Bundan sonra Hatay'da yine İstanbul'da buna benzer eylemler gerçekleşti. Hatta İncilik Üssü'nde gerçekleşti. Biz geçen sene İncilik Üssü'nde, Amerika'nın İncilik Üssü'nde gittik. Orada iki arkadaşımız Amerikan üniformalı askerin başına çuval geçirdi. Kaçışma oldu. Peki kaçtı. Başka bir şeyiniz var mı? Ne bileyim hani çuval geçirmekten başka hani belirli aralıklarla çuval geçireceğinize farklı bir yol üzerinden gidip bir tanesine mesela bir Türk bayrağı falan tuttursanız daha güzel olmaz mı? Tabii onlar da düşündünüz mü hiç böyle bir şey? Bizim uluslararası anti-emperyalist bir gençlik teşkilatımız var. Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği. Buna 27 ülkeden 32 kuruluş üye temsil ediyor. Türkiye Gençlik Birliği şu an bu teşkilatın genel sekreterliğini yürütüyor aynı zamanda. O zaman sen herhalde birliğe üye değildin daha. O zaman ben üye değildim. Kaçırdın bu. Gider miydin bir üye olsaydın? Kesinlikle giderdim. Bak, ben İstanbul'da olduğu zaman üyeydim. Ha anladım. Evet. Anladım. Biz ne yapıyoruz bu Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği ile? Geçen sene büyük bir anti-emperyalist dayanışma gerçekleştirerek İstanbul'da, İstanbul merkezi yine 27 ülkeden 32 kuruluşun katıldığı büyük bir gençlik konferansı düzenledik. Burada dünyanın birçok milletinden, işte Amerika'dan da, Avrupa'dan da, Orta Asya'dan da, Afrika'dan da temsilciler katıldı. İran'dan da, birçok ülkeden katıldı. Bir birlik gösterdik. Yani dünya gençliğinin sadece eylemsel olarak değil, aynı zamanda fikir birliği olarak da bir arada olduğu, ortak işler yaptığı, sempozyumlar gerçekleştirdiği, eğitimler gerçekleştirdiği. Daha yakın zamanda İran'a gittik, Çin'e gittik, işte arkadaşlarımız Rusya'ya gitti. Buralarda bu dayanışma örneklerinde gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu mücadele topyekun bir mücadele. Evet biz Türkiye'de bunun önderliğini yürüteceğiz ama dünyada da yürümesi hedefiniz lazım. Hedefiniz ne peki? Hedefimiz öncelikle biz dediğimiz gibi Türkiye'den bakıyoruz. Bu topraklarda, bu ülkede, bu topraklarda Amerikan emperyalizminin ya da herhangi bir yani emperyalist kuvvetin Türkiye'ye dönük baskıları sona erene dek Atatürk'ün ilkelerinin çağdaş uygarlık seviyesini yakalayana dek, Mustafa Kemal Atatürk'ün altı okunu Türkiye'ye uygulayana dek mücadeleyi sürdüreceğiz. Tabii bu olduktan sonra da mücadele bitmez. Çünkü tabii. Devrimleri savunmak, devrimleri kararlılıkla ayakta tutmak daha meşakkatli bir iş. O yüzden Türkiye Gençlik Birliği'nin mücadelesi bitmeyecek. Bağımsızlığımızı koruyana dek, emperyalizmi alt edene dek, Türkiye'yi özgürleştirene dek, üretim atağını gerçekleştirene dek, seferber olana dek mücadele edecek. Ondan sonra onu korumak için Muhafaza etmek için tabii ki. Yarınla ilgili son sözlerinizi alayım. Belki izleyicilerimize çağrıda bulunmak istersiniz. Söylemek istedikleriniz vardır. Yarın nedeniyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Duygu'dan başlayalım. Evet. Ben öncelikle biraz önce kaldığı yerden de devam edeyim. Burada şehir dışından gelen birçok arkadaşımız oluyor. Bizlerle birlikte yaklaşık 3 haftadan beri çalışma yürütüyorlar. Ve bu arkadaşlar hiç tanımadığı insanların evinde kalıyorlar. Bizim destekçilerimizin evlerini açtılar. Ne kadar üç güzel. 3 hafta boyunca onları ağırlıyorlar, misafir ediyorlar. Buraya gelmelerinin tek nedeni var bu gençliğin. Bazen telefonlar geliyor bize. Yani yapabilecek misiniz, inanıyor musunuz falan diye. Birçok arkadaş geliyor, hiç tanımadığı insanların evinde kalıyorlar. Sabah 9'dan akşam saat 8'e kadar çalışma yürütüyorlar. Tek bir sebebi var. O da gerçekten Atatürk Türkiye'sini kurmak, cumhuriyeti, vatanseverlikte, Atatürk'te Türk milletini birleştirmek, kenetlemek. Bu yüzden çalışma yürütüyorlar. Bizler bu yüzden hem okullarımıza gidiyoruz, yeri geliyor arkadaşlarımız. Sizin bir hafta gibi gençleri görünce umudum tazeleniyor.
Gerçekten samimi söylüyorum. Sen konuşurken benim böyle içim ürperdi. Yani bir şeye inanmak, inandığı şeyin sonuna kadar arkasında durmak ve bunun için mücadele etmenin en güzel örneğisiniz. Gerçekten Atatürk sizin gibi gençlere emanet etti bir kere. Yani Atatürk topyekün gençlere emanet etmedi. Bütün gençleri alamayız. Sizle aynı kefeye koymayız. Çünkü görüyoruz maalesef dejenere bir nesil var. Vatanını, milletini sizin kadar önemsese zaten herkes çok daha farklı bir oluşum içerisinde olurduk. İyi ki varsınız gerçekten. Yani siz böyle anlatırken ben çok duygulandım. Çok evlerini hiç tanımadığı insanlara bunun için açanlar, bunun için sabah 9'dan akşam 8'e kadar bildiri dağıtan, inandığı şeyi anlatmaya çalışan gençlerin olduğunu görmek benim umutlarımı tazeledi. Türkan Saylan doğru yerlere de dokunmuş. Yani doğru yerlere dokunmuş daha doğrusu D'yi atayım. İyi ki varsınız. Tamamla. Lütfen Duygu. Biz öncelikle bütün herkesi yarınki yürüyüşümüze davet ediyoruz. Saat 3'te Beşiktaş İskele Meydanı'nda buluşacağız. Dolmabahçe'ye kadar. Ardından da Küçük Çiftlik Park'ta bir şölenimiz gerçekleşecek. Birazcık ufak ondan bahsedeyim. Saat 6'da olacak. Akşamüstü 6'da 18'de. Olacak yürüyüşümüzün hemen ardından. Orada birçok sanatçımız, değerli sanatçımız, Mil Sanat Topluluğu, Kurtulan Ekspres, Ayna Grubu, onun dışında ne güzel. Soy gibi birçok sanatçımız, Mehmet Ati gibi birçok sanatçımız gelecek. Bir gençlik şöleni bu. Evet. Bir ama aynı zamanda şöleni. Dediğiniz gibi genç olmak biz yaşla ölçülmez diyoruz. Tabii kendine, ki, tabii ki. Hangi tabii mücadeleye adamak, kendini hangi yaşta hissediyorsan, nasıl davranıyorsan o onun temsilidir diyoruz. Şölenimize herkesi davet ediyoruz. Biletlerimiz var. Gelsinler biletlerimizi alsınlar, bizlere ulaşsınlar. Bilet almak için de ben bir numara vereyim buradan. Lütfen ver. Ya alamasalar, gelemeseler bile bizim bütün yaptığımız çalışmalara son gün kaldı artık. Bugün bütün ödemelerimizi yapacağız. Bunun aynı zamanda bir maddiyatı da var. Hepimiz elbette öğrenciyiz. Aidat evet ve destekçilerimizin verdiği bağışlar hemen ver koruyoruz. Numaraları Duygu. 0546 yazabiliyorsak 6'da yazalım evet arkadaşlar. 576 1604 0546 evet 576 1604. Gelmek isteyenler, destek olmak isteyenler son gün kaldı. Bu gençleri mutlaka destekleyin. Bu gençleri yalnız bırakmayın. Bizim böyle gençlere, aydın gençlere, Atatürkçü gençlere, vatanın milleti için eğlenmek yerine dinlemeyi, okumayı, araştırmayı tercih eden gençlere lütfen yalnız bırakmayın. Yıldırım senden de alayım. Biz çok heyecanlıyız. Artık son saatler kaldı. Burada Mustafa Kemal Atatürk diyor ki gençlik tanımında yaş aralığı olarak koymuyor. Fikirleri genç olan, hayatları, elbette, hayalleri genç ki olan, devrimci olan gençtir diyor. O yüzden bu 100 bin gencin tanımı ben o. Ben size nasıl katkıda bulunabilirim gençler? Bizim öncelikle sizin bu eylemde bulunmanız en büyük katkı olur. Burada bizi ağırlamanız en büyük katkı. Burası bunu daha sizin sonra da arkadaşlar. Biz bunu burası 20 Mayıs'ta sizin zaten duyurmamız en büyük katkı. 20 Mayıs? 20 yani, Mayıs'ta da bunu daha devam ettirmek tabii, en büyük yani katkı. Tabii tabii yani her zaman burada da bir sinem ablanız olarak görün beni lütfen. Çok sağ olun. Nasıl katkı verebilirsek sizin gibi gençleri desteklemek bizim vatandaşlık görevimiz aslına bakarsanız. İyi ki varsınız. Söylemek istediğin, eklemek istediğin Yıldırım buradan, başka bir şey varsa. Bütün İstanbul halkını ve illerden kalkacak otobüsler var. Oradaki milletimizi davet ediyoruz eylemimize. Beraber yapalım. Biz her yükün altına beraber giriyoruz. Biz hazırız. Onların da hazır olduğunu biliyoruz. O yüzden yarın çok daha güzel bir Türkiye olacak. 20 Mayıs çok daha güzel olacak. 15'te Beşiktaş evet iskelesinden başlayacak. Küçük Çiftliğe, Dolmabahçe'ye kadar devam edecek. Akşam da saat 18'de bir şölen var. Evet. O şölene davetlisiniz efendim. Pırıl pırıl iki genç, Türkiye Gençlik Birliği Başkanı, Genel Başkanı Yıldırım ve İstanbul İl Başkan Yardımcısı sadece 23 yaşında. 23 yaşında böyle bir vizyonum yoktu. Gerçekten. Aferin sana. Yani çok takdir ettim. Çok tebrik ediyorum sizleri. Kolaylıklar diliyorum. Çok her zaman da kapımız sizlere destek anlamında evet açık. Efendim biz bugün itibariyle bize ayrılan süreyi noktalıyoruz, tamamlıyoruz. Yarın saatlerimiz 9'u gösterdiğinde ben yine gündemi değerlendirmek, son 24 saatte yaşanan gelişmeleri konuşmak için sizlerle birlikte olacağım efendim. Şahane bir gün, güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederek Allah'a ısmarladık. İmece.